Evet, şimdi doğru söylüyorsunuz. Üstteki kuş yemi, alttaki köpek ve kediler için. Burada evde yediğimiz yemeklerin atıklarını kuru bir şekilde getirip şuralara bırakacağız. Sokak hayvanlarının yemesini sağlayacağız. Ama sadece içerisinde kimzan, tabii. Mümkün olduğu kadar hayvanları da rahatsız etmeyelim. Sayın Valim, onlar da doğal ortamında yaşasınlar. Tamam, onlara biz dokunmadık. Onlar bize doğada dokunmaz. Onların da yaşama hakkı var. Ama biz hep onların yaşam alanlarına girdik. Ev yaptık, park yaptık, değil mi? Onlar da ne yapıyorlar? Şehirlere iniyorlar doğal olarak. Onlar da bizim yaşam alanlarımıza giriyorlar. Beraber yaşayacağız dostça. Onlar bizim dilsiz dostlarımız. Çocuklarla da paylaştık. Biz onlara zarar vermediğimiz sürece onların bize zarar vermediğini ifade ettik. Ama görüyoruz ki şehrimizde pek çok hayvanın aç, susuz dolaştığını, özellikle Iğdır'ımız yazında çok sıcak ve kurak geçen bir il. Onların su ve mama ihtiyacını karşılamak için parklarımıza, restoranlarımızın yakın bölgelerine bu şekilde beslenme istasyonları planladık. Şimdi ilk etapta bir 10 tane yaptırdık. Bunları şehrimizin farklı yerlerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzle birlikte Iğdır Valiliği planladı. İlk etapta 10 tane, daha sonra şehrimizin muhtelif yerlerindeki parklara, mahallelere bunları koyarak hem çocuklarımızın hayvan sevgisi, doğa sevgisi kazanması, doğa sevgisiyle büyümesi, hayvan sevgisiyle büyümesini sağlamak, hem de bu dilsiz dostlarımızı, arkadaşlarımızı susuz ve aç bırakmamak adına bu istasyonları planladık. Bunları burada sanayide yaptırdık ama büyük şehirlerde de talep ettik. İnşallah oralardan da geldik. Projemizin adı sokak hayvanları besleme ünitelerini oluşturmak. Burada amaçladığımız şu: insanlarımızda hem farkındalığı artırmak, hem yaşam alanlarını kısıtladığımız hayvanların bizimle daha dostane bir şekilde yaşamalarını sağlamak için evlerinde çıkan özellikle yemek atıklarını, yemek atığı derken tabii bunların kurularını kuru bir şekilde, temiz bir şekilde getirip buradaki alana bırakın. Burada bıraktığınız platformda bırakarak da hayvan yaşam alanlarını kısıtladığımız hayvanların beslenmesini amaçlıyoruz. Emin olun, sanayide yaptırdığımız o normal fabrikasyonlardan daha sabah. Hayvanlar için yem bıraktık, çok mutlu oldum. Hem şeyler de oldu, hayvanlar da beslenmiş oldu. Buraya çiçek de ekledik. Şimdi buradaki projemizin adı sokak hayvanları besleme ünitelerini oluşturmak. Burada amaçladığımız şu: insanlarımızda hem farkındalığı artırmak, hem